Günümüzde öyle birini düşünün ki dünyada tanımayan yok. Ama öyle Hollywood yıldızı falan olduğu için değil. Ya da konserlerinde binlerce kişiyi çılgınlar gibi eğlendiren biri de değil. O eczacı. Yok yok, o bir matematikçi. Ya da fizik profesörü mü desem? Bu da mı olmadı? Tamam, o zaman o bir doktor olmalı. Peki ya bunların hepsi aynı adam desem? İbn Sina. O dünyanın neredeyse tamamına ün salan bir adam. Öyle bir dönemde yaşadı ki söyleyeceklerini özenle seçmeliydi. Dünyada saygın bir adamken bir anda kellesinden olabilirdi. Tam 7 asır boyunca kitapları üniversitede ders olarak okutuldu. Onun sayesinde binlerce bilim adamı, doktor, dahi, düşünür yetişti. Birçok hastayı kimsenin bilmediği gizli yöntemlerle tedavi ediyordu. Özellikle akıl hastalarını. Günümüzde şizofrenin denilen hastalığı o günlerde müzik ile tedavi edebiliyordu. Nasıl yani? Müzik bir hastayı nasıl tedavi edebilir? Önce İbn Sina kimdir ona bir bakalım. Doktorların doktoru İbn Sina, Özbekistan sınırları içinde yer alan Afşana kentinde 980 yılında doğdu ve 1037 yılında bağırsaklarından rahatsızlanması sonucu öldü. 57 yıllık hayatında sayısız eser bıraktı. Birçok insanın 200 kitap okumadığı bir dünyada o 200 kitap yazacaktı. Daha 17 yaşındayken hastalanan Buhara prensini iyileştirdi. Sarayda bulunan onlarca tabip farklı teşhislerde bulunuyordu. Fakat prensi tedavi edemiyorlardı. Son çare olarak o zamanda yaşayan en zeki insan olarak bilinen İbn Sina muayene eder ve prensi iyileştirir. Bunun sonucunda sadece birkaç insana verilen saray kütüphanesine giriş hakkını kazandı. Saray kütüphanesindeki bilim adında bulunan bütün kitapları okuduğu söylenir. Dünyaca ünlü filozofların, şifacıların bütün çalışmalarını incelemiş, kendini oldukça geliştirmişti. Henüz 21 yaşına geldiğinde doktorluk unvanını alacaktı. Türkçesi Tıbbın Kanunu eseri Avrupa üniversitelerinde 17 asrın ortalarına kadar ders kitabı olarak kullanıldı. Düşünün, asırlarca tıp öğrencileri İbn Sina'nın çalışmalarını inceleyerek öğreniyorlar. Bunun yanında Kitab-ı Şifa yani iyileşme kitabı olarak yazdığı eser de yüzlerce yıl ders kitabı olarak kullanılmıştı. Dikkatini çeken her konuda araştırmalar yapıyor, o konuda ustalaşıyordu. Bazı kaynaklara göre İbn Sina uzun yaşam alanında birçok çalışmalar yapmıştı. Hatta bir yıl aşkın bir süre kendisini inzivaya çektiği, sadece zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktığı söyleniyor. Bu kadar çok kafasını bu işe yormuşken rüyalarında bile formüllerle uğraşıyordu. Rüyasında ölümsüzlük formülü olarak ileri sürülen fakat uzun yaşam formülü olarak bilinen formülü görmüştü. Uyanır uyanmaz bunu kağıda dökmüş fakat aynı gün içerisinde o notları kaybedecekti. Bu olay üzerine İbn Sina konudan uzaklaşmış ve Allah'ın onun çalışmayı bitirmesini istemediğini düşünmüştü. Ölmeden önce ise şu sözleri söyleyecekti. İkiyüzlülükten kurtuldum, bütün düğümleri çözdüm. Çözemediğim tek düğüm o da ölüm. İbn Sina ruhsal hastalıklarda müziğin tedavi edici bir yönü olduğunu söylemişti. Bu konuda birçok çalışma yapmış ve müziğin tedavi ediciliğini kullanmıştı. Şu anda müzik ile tedavi yapan birçok hastane ve tıp merkezi bulunmakta. Ayrıca müzik tedavisini geliştirmek için üniversitelerde çalışmalar yapılmaktadır. Depresyon, stres, sinirlilik, panik atak, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, hiperaktive ve öğrenme güçlüğü gibi hastalıklarda müzik tedavisi son yıllarda iyice yaygınlaştı. İbn Sina'nın aktardığına göre ruh ile hastalıkların bir bağı vardı. Bir hastalığın tedavisine başlanmadan önce
ruhun tedavisinin yapılması gerektiğini her zaman söylüyor. İbn Sina'nın yaşadığı dönemde simyacılar ve simyaya inanan insan oldukça fazlaydı. Öncelikle simyacılık nedir onu anlayalım isterseniz. Simya, ölümsüzlük iksiri ile ilgili çalışmalar yapan ve en önemlisi değersiz maddeleri altına çevirmeye simya denir. İbn Sina, simyanın mümkün olmadığını, bir metalin eritilerek başka bir metale dönüştürülemeyeceğini söylemişti. Değersiz metalleri altına dönüştürdüğü söyleyenlerin kurnazca taktiklerle insanları kandırdığını söylemişti. Aynı, illüzyonistlerin yaptığı hızlı el hareketleri ile olabilir. Rivayete göre, İbn Sina, Horasan'da hükümdarın hastalanan yeğenini muayene eder. Bölgede bulunan hiçbir hekim hastalığı bulamıyordu. İbn Sina, gencin elini sürmeden kara sevdaya yakalandığını anlar. Şimdi sıra tedaviye gelmişti. Kendisine bölgeyi çok iyi bilen birinin getirilmesini ister. Başlar şehirleri saymaya. Nabzının Gürgen şehrinde hızlandığını anlar. Daha sonra Gürgen'in mahalleleri sayılmaya başlanır. Gencin bir mahallede yine nabzı hızlanır. Bu sefer mahalledeki aileler sayılmaya başlanır. Aile de bulununca sırada kızların ismi sayılmaya başlanır. Kız da bulununca İbn Sina gencin hastalığını söyler ve tedavinin o kızla evlenmesiyle mümkün olduğunu anlatır. Hastalıkları keşfeden, ilaçlarını bulan adam İbn Sina hiç de kolay çalışamıyordu. Neredeyse her günü zordu. Büveyh Sultan'ın iki kez iyileştirmesine rağmen Sultan Alaüddevle'nin yanına gideceğini öğrenen Büveyh Sultan'ı İbn Sina'yı zindana attırdı. El Hidayet kitabını zindan hayatında mum ışığında yazmıştı. Arkadaşlarının yardımı ile derviş kılığına girerek zindandan kaçacaktı. Yaşadığı şehir İsfahan, Gazneliler tarafından ele geçirilir. Burada bulunan kütüphanesi askerler tarafından talan edilince Aristo'nun eserlerini açıkladığı El İnsaf adlı eseri yok olur. Galiba şimdilerde yaşasa hiç de öyle zorluklarla karşılaşmayacak. Birçok ülkede onu anmak için para ve pul basıldı. Dünyanın farklı yerlerinde ismi İbn Sina olan yüzlerce okul, üniversite, tıp enstitüsü, araştırma merkezi ve hastane var. Ay üzerinde bir kratere onun ismi verilmişti. İbn Sina, 1006 yılında bir yıldızın ölüşüne şahit olmuş ve bunu Kitab-ı Şifa'da aktarmıştı. Başlarda siyah yakın ve yeşilimsiydi. Sonra kıvılcımlar saçmaya başladı. Giderek beyazlaştı ve sonra da solmaya başladı. Bilim adamları bu notları incelediğinde bunun bir süpernova patlaması olduğunu ve 3 ay boyunca dünyadan görüldüğünü söylemişti. Gündüzleri dahi bu durumun gözlemlendiğini, İbn Sina'nın belgelerine göre Venüs'ten daha parlak bir yıldız olduğunu öğrenilmektedir. Bu fotoğraf, İbn Sina'nın bahsettiği süpernova olayının ardından kalan bulutsu. Ayrıca kanın gıda taşıyan bir sıvı olduğunu ilk keşfeden insandır. En büyük buluşlarından biri olarak mikrop söylenebilir. Neden mi? Çünkü o tarihlerde henüz mikroskop icat edilmemişti. Peki mikroskop olmadan mikrop denen bu canlıyı İbn Sina nasıl keşfetmişti? İbn Sina mikroplardan gözle görülemeyen bir takım yaratıklar olarak bahsetmişti. Asırlar önce nabız hakkında yaptığı buluşlar bugün modern tıp ile sadece geliştirilmekten öteye gitmemiştir. Anestezi doktorları şu anki varlığını İbn Sina'ya borçlu. Ameliyatlarda ilk kez uyuşturucu ilaçları kullanan yine odur. Buluş öncesi bağıra çağıra yapılan ameliyatlar son bulmuştu. Uyutulmadan yapılan ameliyatları düşünmek bile ürpertici. Bugün kullanılan birçok cerrahi alet 1000 yıl önce İbn Sina tarafından keşfedilmiş, geliştirilmiş ve kullanılmıştı. Ayrıca İbn Sina vebadan korunma yolları hakkında bilgiler de vermişti. İnsandan insana bulaştığını, ellere ve temas edilen her şeye yapıştığını,
hatta rüzgarla dahi bulaştığını söylemişti. İnsanların vebadan korunması için çarşıların kapatılmasını, ibadethanelerin bir süre kapatılıp herkesin kendi ibadetini yapmasını söylemişti. Tıpkı günümüzdeki gibi.